Efendim evet, 16 Nisan yaklaşıyor. Bir aydan daha az bir zaman kaldı. Biz de şu an sahadayız. Gerçi ben birkaç aydır sahada çalışıyorum. 30'a yakın ili gezdim. Durum iyi. Yani vatandaş sağduyulu, meseleyi kavramış. Efendim, özellikle hayır kesimin netleştikçe kendinin evet demesi gerektiğini çok daha iyi anlıyor. Bilhassa bu Hollanda'nın, Almanya'nın tutumu da milleti rahatsız etti. Tabii onun oya yansıması ne olur bilemem ama en azından rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Hatta bir vatanperver ve bir Türk vatandaşı olarak ya biz sahada anlatıyoruz. Yaptığımız o. Vatandaş soruyor. Böyle diyor işte efendim, muhalefet ne diyorsunuz? Diktatörlük gelir diyor, onun cevabını. Tek kişi diyor, onun cevabını veriyoruz. Efendim yasama organı yok diyorlar, onun cevabını veriyoruz. Sahasında bizim elimizdeki metni muhalefet çarpıtarak ve bulunduğu konumdan çok başka noktayı çekerek anlatıyor. Emin olun bunu yani söylerken üzülüyorum ama dediklerinin %100'ü yalan ve yanlış. %100'ü diyorum. Arada bir doğru söyleseler, efendim hadi diyeceğim, buna bir cevap verelim. Bazen ben bunu neyin düzelteyim bilen diye bakıyorsun. Daha çok tabii hem esnafı anlatarak yapıyoruz bu çalışmamızı, hem de değişik dernek vakıflarda bunları yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları 5-10'u bir araya geliyor, bazen daha çok sayıda. Yani değişik kesimlerden davet ediyorlar, onları anlatıyoruz. Tabii şunu özellikle vurgulamak isterim, vatandaşlarımız bu paketi bir AK Parti ve MHP ortak paketi gibi görmesinler. Tamam, bunu elbette biz hazırladık ama bu biz aşan bir yönü var bu işin. Ben şahsım olarak 1977'de bu işe başladım. 2017, tam 40 yıldır bunu anlatıyorum. Ve bu noktaya gelene kadar da böylesine uzun bir süre geçti. Hem bu paketin hazırlık aşamasında bulundum, hem de şimdi anlatım aşamasında bulunuyorum. Daha önce de rahmetli Özal'la, Demirel'le filan da çok beraberliğimiz oldu bu konuda. Bilhassa Özal'a başlanışmanlık yapmıştım o yıllarda. Kotarmış bir metin var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu metin eksik olabilir. Kimyeleri düzeltmeye muhtaç olabilir. Gayet doğal insan eseri netice itibariyle. Bunu düzeltebiliriz zaman içerisinde. Ama bu paketin reddi Türkiye çoğa mal olur, çoğa patlar. Böyle bir fırsat 40 yılın başı bir gelir. Bunun reddi durumunda bizim gelecek nesiller emin ol ki bizi mezarda yatırmaz. Açık söylüyorum. Eski o koalisyon yıllarını bunlar bilmiyorlar. Ama onlar bir geldiğini görürlerse bizim AK Parti'nin 15 yılda yaptıklarını efendim 6 ay içinde tamamlarlar ve bitirirler. O yüzden eski günlere gelmemek adına bu paket evet demek gerekiyor. Tabii bu paket iki başlılığı ortadan kaldırıyor. Güçleri ayırıyor, kuvvetleri ayrımını getiriyor. Yasamayı gerçek anlamda yasa yapar hale getiriyor. Efendim bundan sonra hükümetten kanun falan gelmeyecek. Kanunlar tamamen hükümet bir meclis yapacak. Bunlar tabii çok önemli bir aşama ve gelişme. Ve pakete çamur atmaya gerek yok. Bu paketi böyle yerden yere vurmaya da gerek yok. Kaygıları gördüğüm kadar sol kesimin biz gelemeyiz gibi bir endişeleri var. Bunu diyemiyorlar. %65 sağ var, %35 sol var diyorlar. Evet, bu rakam bir zaman doğruydu 70'li yıllarda ama bugün artık bu rakam çok gerilerde kaldı. 4 kişilik aileye gidiyorsun. Ana baba kız olan farklı partiye oy veriyor. 4'ü de. Demek ki bütün mesele liderlerin kendilerini vatandaşa anlatmasına bağlı bir iş. Sol biraz daha merkeze çekilecek. Asarım keserim, işte inanç üzerinden politika yaparım, işte efendim başörtüsüne karışırım gibi bu ve buna benzer bir takım laflar, söylemler ettiği müddetçe gelme şansı yok. Ne bu modelde, ne öteki modelde. Ama bu modelin faydası %51'i almak için, %50+1'i mecbursun herkesi kucaklamaya. Çaren yok. Ne olursan gel, Hazreti Mevlana din katına bu sistemde. Demek ki solun da merkeze çekileni, sağın da merkeze çekileni. Uç tipler, asarım, keserim, ya sen oyna muhtacım, hadi işine bak gibi. Bu ve buna benzer tavırlar, takılanlar bu modelde asla gelemez. Zaten modelin en orijinal tarafı burası bence. Türkiye normalleşiyor. Türkiye artık efendim sistemi biz vesayetten kurtarıp geçecek sahibi millet açıyoruz. Yaşamayı da belirleyecek, hükümeti de belirleyecek, direkt.
akşam açtığı zaman televizyonu, efendim seçim günü hükümet kuruldu, nokta, bitti. Şimdi ne yapıyorsun koalisyon yıllarında? Açıyorsun gene koalisyon. Televizyon açıyorsun bir daha koalisyon. Birkaç sene devam ediyor, 7-4 ay seçime gidiyor, açıyorsun gene koalisyon. Rezilliğin bini bin para. Tabii o yıllar Türkiye'nin süründüğü yıllar. İstiyoruz ki bunlardan kurtulalım. Yani bizim metnimizin ana gövdesi bu. O bakımdan hangi parti oy verirsek verelim, mutlaka oyumuzu kullanırken gelecek nesilleri düşünelim. Geçmiş yıllardaki kötü günler düşünelim. Ben olayı böyle özetlemeye çalışıyorum. Bu meseleyi ve milletin tamamını da mübarede evet demeye davet ediyorum. Evet. Şimdi efendim tabii Avrupa kendim ettim, kendim buldum türküsünü söylesin. Çünkü senelerce teröre destek verdi. Hala da veriyorlar. Şu an Almanya PKK'nın ve FETÖ'nün işgaline uğramış vaziyette. Ben daha önce de söyledim. Bakın o terör bundan sonunu getirecek. Bak göreceksiniz. Bu böyle değil yani. Efendim yani bir kötüye yardımcı olan ondan kötülük görmedikçe ölmez. Yani aynen öyle. Dolayısıyla bu kötülüğü görecek bunlar. Ve Avrupa'nın tabii en büyük sıkıntısı, terörü de bence aşan bir boyutu ırkçılık efendim ve yabancı düşmanlığı, bu genel olarak ama özelde Müslüman ve Türk düşmanlığı. Bu yabancı düşmanlığı bunları bitirir. Hollanda'da yaşananları gördük. Şimdi neden bizim bakanımız almamada direndi? Ha şu, millete diyor ki bakın diyor, ikinci gelen parti var ya diyor, ırkçı parti diyor. Ben de onun gibi düşünüyorum. Almıyorum bunlara bak görüyorsunuz diyor. Halbuki demesi gerekmez mi ki? Ey efendim Türkiye veya gelin ülkeme, burası hür memlekettir. Bu ırkçı denen alçağa uymayın demesi gerekirken Almanya'da Merkel bunu yapıyor, bu yapıyor. Fransız artık yavaş yavaş bunu yapıyor. Orada Le Pen var. Almanya'da Alternatif Alman Partisi var. Efendim işte Hollanda'da zaten durum belli. Başka ülkelerde de var. Hemen merkeze yakın partinin hemen arkasından ırkçı parti geliyor. Faşist parti geliyor. Hitlervari partiler geliyor. Avrupa böyle giderse bir iki seçim sonra teslim. Sen sağ ben selamet. Ondan sonra yandık keten helva derler bizde. Avrupa'nın sonu çok hüsran, açık söylüyorum. Çok kötüye gidiyorlar. Yani bir an önce toparlanırdı. Nitekim akıllı olan Almanlar vesaire, o Feroyen gibi biliyorsun, bunlar çok net konuşuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'yi kaybetmeyin. Ne yapıyorsunuz siz? Yaptığınız hangi ülkemizde bizim uyuyor? Bu nasıl bir iş diyor. Etmen gitmen yapman. Çünkü adam görüyor ülkenin nereye gittiğini. Düşünün efendim Avrupa Adalet Divanı karar veriyor. Başörtü yasağı getirebilirsin diyor. Rezilin danıskası. Biz eskiden buradaki yasakları eleştirirken bakın Avrupa'da yok bilmem ne filan derken şimdi tersini söylüyor. Bak Türkiye yapmış, bu nasıl yapıyorsunuz? Hiç aklıma gelmezdi benim böyle bir şey söyleyeceğim. Ömrümde yani bir bilim adamı olarak. Demek ki her şeyin bir sonu var. Tabii fakirliğin getirdiği şey, Avrupa artık fakirleşiyor, yaşlanıyor iyice, ölüm korkusu ve kaygısı başlıyor, geçinememem endişesi başlıyor. 2008'de girdi, efendim o ekonomik darboğadan bir türlü kurtulamıyor, bu yollarla gitmeye çalışıyor. Ama sonu kötü, evet, yeter bu kadar. Çok teşekkür ederim.